Merhabalar, oyuncu ve yönetmen Emre Kınay konuğumuz. Emre Kınay bizim 2,5 ay kadar önce konuğumuz olmuştu yine ama o zaman farklıydı. Üzerinde bir takım elbise, bir de hayatındaki önemli bir rol olarak da bir partinin Kadıköy, İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı Evet. adayıydın. Evet. Önce oradan bir başlayalım mı? Nasıl geçti Başlayalım. seçimler? Çok güzel geçti bizim açımızdan. Sayemizde seçim yarışı oldu Kadıköy'de ilk defa. O gün de söylemiştim çünkü ilk defa bir ihtimal belirdi, bir alternatif belirdi. Sandığa gitmeyecek olanlar için de bir başka seçenek belirdi. Çünkü seçimin illa bir kazanan sonucu yok. Seçimin hem çıkarımları hem sonuçları var. Kadıköy için iyi olduğunu düşünüyorum. Çevreme baktığımda da görüyorum ama ilerleyen süreçte daha bol göreceğimi düşünüyorum. Ama ben seçimden önce ne dediysem doğruyu söyleyen taraf sadece ve sadece ben oldum. Ne dediysem çıktı Ne diyorsun. dediysem çıktı. %18'i geçemez dedim. Bütün sanatçı abilerim, dostlarımla da aramız bozuldu ama %18'i geçemedi diğer cephe. Biz %73, orada yanıldım. Biz %73 oluruz dedim İYİ Parti ve CHP bloğu. Daha çok çıktı. %78 oldu ama oyları bölme, oyuna gelme, çok belden aşağı bir iki nezaketsiz tavır sonucunda belki de benim hakkımda hayırlısı olmuştur. Peki yine de ne desem çıktı deyince tabii içindeki şeytan dürtüyor. Kötü gazeteci sorusu soracağım. Sap. Kazanacağım demiştin. Kazanacağım dedim. Yüzde kaç? 13, 12, 6 13-13. civarında bir şey. 13-12.8. Niye öyle oldu? Çünkü son haftaya kadar gayet başa baş bir durum vardı. Bir paramız yetmedi. Çok açık. Çünkü yaptırdığın her, şimdi oyuna gelme, oyunu bölme diye bir şey yapıştırdığında kapıya, onun alternatifinde cevap verecek bir şey yapıştırman lazım kapıya. Onu bastırmak bir maliyet. Öyle bir param yok benim. Yoktu. Oyuna gelme derken kastedilen aradan AKP AKP sıyrılabilir, CHP'ye sıyrılabilir, verin. CHP'ye verin kampanyası yürüttü rakip. Bu arada kurumsal olarak CHP yürütmedi de bunu. Rakip yürüttü bunu, kampanyayı. Onun dışında yani ben ne dediysem oldu. O gün burada programda AKM konuştuk. Anadolu Kültür Merkezi diye Binali Bey öğleden sonra açıklama yaptı. Güzel. Tiyatro konuştuk. Aa ben tiyatro yapıyorum dedi bir diğeri. Öbürünü konuştuk. Ne konuştuk? Faydamız oldu sonuçta. Binali Bey'in adaptasyon yeteneği çok iyi zaten. Her şey Hemen güzel de olacak, daha güzel tabii her olacak. şey daha güzel olacak. Onu o yapmadı ama galiba. Onu, O daha mı şeyden tepeden geldi ama uyguluyor. Evet. evet yani o Yine de genelde güzel. orada icatları hep yukarısı çıkarttığı için. O Peki yüzden yine de bu sonuç bizim için ve iyi. mücadele nasıl bir tat kaldı damağında? Yani bir pişmanlık oldu mu? Hayır Girmeseydim falan öyle bir şey asla oldu mu? asla asla. İyi ki girmişim. İyi ki girmişim. Ben de dahil. Eğer girmeseydim ben sandığa gitmeyecektim belki ve bugün bir facianın sebebi olacaktık. Ben ve benim yüzümden sandığa gelip Ekrem Bey'e de oy kullanan insanlar. Çünkü baktığında 40 bine yakın bir oyu var Kadıköy'de aldığımız. Şimdi bir önceki dönemde %73 CHP'nin 6 puan oyu düşmüş. Ya adayın yani bir de Kadıköy'de adayın kim olduğunun önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi ceket koysam kazanırım vaziyetinde zaten orada. Dolayısıyla 6 puan önemli bir şey. Geri kalıyor %13 deseniz yuvarlak. %7 var. Hadi bu %7'nin hepsi sandığa hiç gitmeyecek olan değil. %2'si sandığa gidecek deseniz bahsettiğiniz 6 bin oy. 1500 bin 2000 oyla seçim kazananların olduğu bir seçim durumunda ben aksine Ekrem Bey'in oylarının buradaki farkında Kadıköy'de benim adaylığımda %2 bile olsa sandığa gitmeyip dolayısıyla da Ekrem Bey'e de oy kullanamayacak olan benim kıvamındaki sol seçmenin de sandığa gelmesine sebep oldu. Dolayısıyla burada çok mutluyum kendi adıma. Peki buna rağmen geldi geçti seçimler. Evet. Bu olay, bu adaylık meselesi ileride çocuklara, torunlara falan anlatılacak bir an olarak kaldı mı yoksa Çok bunun fazla. devamı var mı? Ya Hakan çok fazla anı var. Yani Fikirtepeliler şimdi dernekler izliyorlarsa yazarlar hemen bana. Onlarla dostluklarım oldu ve abi dediğin oldu diyorlar. Evet AKP ve MHP Kadıköy'de 20 barajını asla geçemez. Hatta 18 kayıtlar da var. %18 Instagram'dan silmedim hala duruyor. %18 dedim %18 aldı. Yani bu biraz öngörü değil. Bu aslında herkesin bildiği.
Ama işine geldiği için, işine gelmediği için kullanmadığı bilgiler. Sokaktaki insanlar aslında memnun değil ama aradan bir şey çıkacak, öbürü bilmem ne olacak diye. Ben çok ünlü sanatçı abilerimle de görüşmeyi kestim bu sebeple. Demokrasi ikiden bire düşmek demek değil. Yani önüne iki sene sunulması ve oradan da birini seçmek demek değil. Şimdi mesela seçimle ilgili konuşacağız herhalde, zamanımız var mı bilmiyorum ama... başından beri ben şunu da söylüyordum. İki türlü seçim olsun. Ne oldu? YSK hukuki ve legal yollarla bir şey yapmadı ama iki türlü seçim. Keşke iki tur. İki tur olmuş olsaydı belki Kadıköy'de biz kazanırdık. Peki yine de sorunun birinci bölümüne cevabı aldım. İkinci bölümünü bir kere daha sorayım. Dur. Devamı var mı? Var. Yani var. Yerel yönetimlere tekrar ileride aday olur musun? Politikaya girer misin? Yerel yönetimlere de aday olurum. Politikaya girdim. Zaten hepimiz giriktik. Sen de öylesin. Hepimiz öyleyiz. Ben gazeteciyim. Gazetecisin ama bir muhalif. Gazeteciliğin zaten kendisi sürekli muhalefette bir iktidar halin var. Yani sen gerçek gazetecilikten bahsediyoruz bu arada. Gerçek neredeyse biz oradayız ama gerçekle muhalefet de bayağı yaklaştı galiba. Kendiliğinden abi biz Yok. Gene sapla saman ayrılıyor. Peki. Siz yani nasıl bakıyorsunuz buradan beni görüyorsunuz? Ben de bakınca sizi görüyorum. Ben gayet mesela T24'ü ben okur olarak da takip edip soruyorum. Geldiğinde de sordum zaten bu haber nasıl diye. Çünkü gerçek bir şey olduğunu takip ediyorsun. Ama bizim taraf olmak değil bu. Yani bana niye aday oldun arkadaş diye soran sanatçı arkadaşlarıma söylerim. Niye gittin arkadaş o zaman o iftara? Niye oturdun o zaman öbürünün rakı sofrasına? Niye onun davetine? Orada da taraf olmuş oluyorsun. Ben bunu seçiyorum diyorsun. Hepsiyle yani ona gidip de orada gidip ona gitmiyorsun. Sen onu seçiyorsun da ben tek başıma ben buraya ile ilgili hayallerimi ve yaşama biçimiyle ilgili önerilerimi getirmek üzere aday oluyorum dediğimde hangi demokratik öngörüyle engel olmaya çalışıyorsun? Ha, bu da özgürlükleri kısıtlayan Türkiye, bir şey, bir yaklaşım. Aynen öyle. Türkiye'de demokrat kesiminde, muhafazakar kesiminde demokrasiyi kendilerine göre yorumlama ve tanımlama alışkanlığından vazgeçmesi için de aday olmuştum. Bugün de bunları o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben hiçbir siyasin çağrıldığımda davete icabet eder giderim ama fikirlerimi ah efendim ne kadar hoşsunuz diyerek de susmadım bugüne kadar. Aynı fikirde olduğumuz arkadaşlarımızın yanında da susmadım. Örnekleri var. Eski belediye başkanımız mesela Aykut abi çok iyi bilir bu. Ne kadar aynı fraksiyona yakın olsak da. Ben burada da söyledim. Ben hayatım boyunca CHP'ye oy verdim. Evet. Hayatım boyunca. Bir de şunu herhalde reddetmek gerekiyor değil mi? Sanatçıdan politikacı olmaz vesaire. Böyle bir şey dünyanın iddia edilebilir mi? İddia edilebilir mi? Ben sorayım. Evet. Ukrayna'da bir komedyen, oyuncu, onlar komedyen derler biliyorsun. Evet. Oyuncu, devlet başkanı oldu. Ben belediye başkanı adayı olduğumda sanatçılardan önce sormayan adam kalmadı. Abi ne işin var? Sanatçının siyasetle ne ilgisi var? Sanatçının siyasetle ilgisi yok ama televizyona çıkıp eleştiri hakkını sonuna kadar korur ve birinden yana da açık desteğini belirtiyorsa artık taraftır o. Ve bu da hakkıdır. Ben öyle düşünürüm. Bu hakkındır. Çünkü vatandaşsın. O amfiteyatrolarda o kadar nüfuslara, o 5000 kişilik amfiteyatroları oyunlar oynansın diye ama oralar forum alanlarıydı. Bu toprağın kültüründe var. Çıkardı tiranlar vardı gene o zaman. Tiran çıkardı derdi ki anlat bakayım üzüm bu kadar, fasulye niye bu kadar, üzüm niye bu kadar, 2 kilo 1 kilo onlar konuşurlar. Şair de ayısı kilosu da dinlerdi onları. Çok kaba tabir bir yerden anlatıyorum. Sonra tiran raconu keserdi, Türkçesini söylüyorum. 2 kilo üzüm 1 kilo fasulyeye denktir hadi bakalım diye. Sonra en son sözü şaire verirlerdi. Şair de iner aşağıya, sen bu kadar diktatörsün, sen bu kadar ayarsızsın, sen bu kadar antidemokratsın, sen bu kadar halkçı, sen bu kadar değilsin diye. Sonra içeri atarlar mıydı o şair? Hiçbir şey yapmazlardı. Ay Sikilos biraz sıkıntı çekmiş gerçekten. Sofokles, Mofokles'te biraz sıkıntılı şeyler var böyle. Özellikle şeyde ama bu işin doğasında var Hakan bu. Yani var. Yok sanatçının siyasette ne ilgisi var? Hayır efendim doğru söyle. Sanatçının şöyle bir terazisi olmalı. Aman dizim kesilir ki benim kesiliyor mesela. Yani. Aman ekmeğim aman... Ama bunu yapan sadece bir taraf değil şimdi ki. Güzel. Kimsenin hoşuna gitmeyen bir şey söylediğinde elindeki gücü solda sağda herkes kullanıyor. Çok güzel şeyler söyledin. Demokrasi tanımını doğru yapmamız lazım. Birkaç konuda çok güzel şeyler söyledim. Benim de önümde çok beğendiğim bir iki cümle var.
Onları okuyayım, onlarla ilgili yorumunu alayım. 1. Sanatçılar dal kavukluk yapmaz. 2. Evet. Sanatçı sanatıyla konuşur. Üçüncüsünü çok şey yapamayacağım. Onun devamında gelen bir şey. Göreyim istersen. İşte bazıları bize teşekkür için geliyorlar ama sonradan birilerine şakşakçılık yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan söyledi bu cümleleri. Yakışıksız. Yani. Ne zaman söyledi? Ne zaman ki İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu iş adamı da sanatçı da vesaire herkes konuşmalıdır dedi ve ondan sonra sanatçılar da dahil iş adamları ve pek çokları, iş insanları ve pek çokları her şey güzel olacak. Sadece bunu telaffuz etmek bile yetti. Ve ondan sonra böyle bir şey başladı. Sanatçı konuşur mu? Sanatçı susmaz aksine. Sanatçı sanatıyla da konuşur. Hayata ilgili, hayata da ilgili konuşur. Hı hı. Sanatçının ne yapmayacağına ifadeler ve öyle olur, böyle olur geniş zamanlı cümleler karar vermez. Sanatçı bu ülkenin sineması için gider ülkeyi yönetenlerle konuşur. Orada iyi bir şeyin altına siyasiler imza atıyorlarsa bunlar bana yapılmış kıyak değildir. Ülkeye hizmettir. Evet. Yani ama memleketteki algı, bakın altını çizerek söylüyorum, solda ve sağda bana yarayan, bana yaramayan, bana yararsa bendendir, bana yaramıyorsa bana karşıdır'a oturdu. Bu solda da sağda da var. Şimdi solun içinde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de, DSP'nin içinde de, TKP'nin içinde de, sanatçının siyasette ne işi var diye. Az insan yok, çok insan var. Ben her şeyi yapacağım, artistik yapmayacağım diyenler var. Biz son seçimde onu gördüm. Her şeyi yapacağım, artistik tiyatro yapma diyen hala birbirine tiyatro kavramını küfür olarak kullanan ama çünkü gerçek değil ona göre. Sanat gerçek değil. Bu cehaletin tanımı yok dünyanın herhangi bir kültüründe. Tiyatro gerçeğin aynasıdır. Senin yüzleşmek için gelemediğin o salonlara halk gelir ve ben sizin gibileri anlatırım orada. Ben zaten orada hep iktidardayım. Ben sadece ilk defa bu seçimde oy istedim. Onun dışında ben sürekli seçimdeyim. Sandığı açıyorum koltukları, o koltuklara insanlar gelip oturuyorlar her gece dolu dolu. Ve orada test ediyorlar. Sonraki gece gelmez. Niye geliyor? Çünkü benim muhalefetimle, icraatımla, yaptığımla ilgili benim icraatımı beğeniyor ve her oyun bunun testi. Doldukça. Dolmuyorsa o söylemde bir ortaklık yok deyip o oyunu değiştiriyorum ama gerçeği anlatıyorum. Peki. Sizin birbirinize küfür edebileceğiniz bir kavram değil tiyatro. Tiyatro aksine tiyatro yapıyorsa birisi bil ki senin yalan söylediğini sana yansılıyordur. Senin o yalanla yüzleşecek yüzün yoktur. Sen kendini bu her şey güzel olacak. Bir de şimdi bunları izlemek de zor. Her şey güzel olacak diyenler var. Bir de daha güzel olacaklar var. Şimdi Erdoğan da 3 gün önce şey yapmış. Cumhurbaşkanı iftara çağırmış. Şimdi baktım kimleri çağırmış diye. Her şey güzel olacak diyenler değil. Daha güzel olacak diye onları izlemek bayağı zorlaştı. Sen kendi herhangi bir yerde... Yani en azından şey isimlere baktım ben. O Erdoğan'ın kastettiği isimlerin Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz vesaire olduğu şeyleri yaygın. Çağırmış. Diğer tarafta ya her zaman ki bir tek Yılmaz Erdoğan'ı bilmiyorum onu davet etmiş olabilir ama Orhan Gencebay gibi, İbrahim Tatlıses gibi, Emel Sayın gibi pek çok şey geleneksel Erdoğan kutlamalarına giden şeyler sanatçılar yine 3 gün önce de iftarda varmış i̇şte galiba. Çok kötü oldu bu Cumhurbaşkanlığı yönetim şeklini adını bilemediğim o şey. Ne güzeldi. Bir partiye ait olmasaydı o makam, Cumhurbaşkanımız bizi çağırsaydı biz de gitseydik. Keşke beni de çağırsaydı. O zaman kıskanırdım. Şimdi kıskanacağım. Ama ortam çok değişti değil mi? Sen 2,5 ay önce de burada seçilirsem saraya gitmem demiştin. Öyle demedim. Orada bir sıkıntı oldu. Nasıl oldu? O çok bir manşete oturdu ama öyle demedim ben ona hatırlarsan. Nasıldı? Şöyle dedim. Benim bir işim yok orayla. Yani bir ilçe belediye başkanının ne işi olur sarayda? Ama ben sanatçı olarak ya da işte sanatçı değilim de ben oyuncu ve yönetmenim. Sanatçılık başka bir şey. Onu bir gün bir programda konuşalım. Tamam. Çok kavram karmaşası. Ben oyuncu olarak iftardır, 29 Ekim balosudur, Kurban Bayramı'nda işte resepsiyondur, 23 Nisan'da meclis törenidir. Çağrıldığımda Cumhurbaşkanı tarafından onur duyarım. Giderim. Ama Cumhurbaşkanı bir parti ambleminin altında olduğunda bunun bir manası yok. Çünkü bir tarafa gitmiş oluyorsun.
O zaman kıskanırdım. Şimdi kıskanacağım bir şey yok. Şimdi bir tarafı destekliyor musun? Tabii ki destekliyorum. Nereye? Seçim boyunca destek istedim. Oy istedim. Kendim için çalıştım. Gerçi Ekrem Bey bana hiç destek vermedi. Ayrı mesele ama ben onun için kapı kapı dolaştım. Kapı kapı destek istedim. Ve 1000-2000 oy da olsa bir katkım var kendisine. Ekrem Bey'den yana oyum. Tabii ki her şey güzel olacak. Önceki gece yapılan rezalet, herkesin niye aday olduğuna kadar konuşan Ahmet Hakan, telefon talimatıyla program bitirip ondan sonra da milletin mesela benim nasıl aday olup olmayacağımla ilgili beyanat verecek kadar yetkin sayıyor kendisini. Şimdi adama sorarlar işte utanma var mı biraz diye, biraz sıkılma var mı diye, eksikler konuşulurken. Adam diyor ki, ben de söyleyeyim, Yenikapı miting alanına özel kalemdeki alınan kiralık parası ödenen arabaları dizeceğim, alanı göremeyeceksiniz diyor. Bu doğruluğu, yanlışlığı, hiçbir şey olmasa araştırılması gereken bir şey. Bunu araştıracağı için Ekrem Bey'i destekliyorum. Bu arabaları keseceği için. Akla gelen vakıfları hangi birine kaç parayla destek olunduğunu bilmediğim ve bilmek istediğim için destek vereceğim. Ekrem Bey'in adaletine güvendiğim için her şey güzel olacak deyip destek vereceğim. Ekrem Bey'in Karaca Tiyatro'nun gerekçesiz sebebe kapatılmış olmasıyla ilgili attığı Instagram mesajını paylaştım ve Karaca Tiyatro'yu açılabilir ve sahne oyun sahnelenebilir bir halde olduğunu ispat edeceği için destek vereceğim Ekrem Bey'e. Ve oy da toplayacağım ailemden, yana Kadıköylülere de sesleniyorum buradan. Bana oy veren herkes bu seçimde 40 bin kişiden bahsediyorum. Hı hı. 40 bin kişiden Ekrem Bey için oy istiyorum. Çünkü Ekrem Bey'in dürüst davrandığını düşünüyorum. YSK'nın adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Oyun kimin çaldığını bilmiyorum ama benim desteklediğim tarafın ve aday olarak da bir tarafıyla mağdur olan ne güzel mağdur olan mağdur olan taraf olarak da YSK'nın adam gibi bir seçim yapamıyor olması ya da işine gelmediğinde kabul etmediği ama işine geldiğinde aynı sandıkta görev yapan arkadaşları nasıl savunmadığını ve ortaya attığını görüyoruz. Şimdi tekrar yine soruyorum. Ben de adaydım. 24 Haziran'da görev yapan sandık görevlileri görev yaptı. Mart'ta da. 31 Mart'ta da. O zaman ne yapacağız? Seçimleri baştan mı yapacağız hepsini? Bunu düşünmediğiniz sürece bu ülkedeki demokrasi kavramını geliştirecek bir şey. İç büke, dış büke aynı gibi düşünelim. Solun da kendine, belki Ekrem buna sebep olur. Solun da, sağın da kendine söyledikleri gibi olanlara benzememek mottolu bir politika geliştirmelerine sebep olur belki. Her şeye rağmen muhalefet biraz değişti mi? Öncesine göre, o seçim öncesine göre şimdiki muhalefet. Kemal Bey biraz değişti. Kemal Bey biraz değişti. Kemal Bey en azından Ekmelettin İhsanoğlu'nun hata olduğunu çıkıp bu seçimde, belki ona da katkımız vardır, onu da konuştuk burada. Ekmelettin İhsanoğlu'nun evet beni kırdı. Ben çünkü gittim Ekmelettin İhsanoğlu'na verdim oyumu. Çünkü o sırada ona vermek durumunda hissettim kendimi. Öyle de uygun gördüm. Ama isteyerek mi verdin? Hayır vermedim. Konuştuğum hiçbir arkadaşım da, onlar söyleyemezler, onların yerine ben söyleyeyim. Sanatçılar ya. O yüzden epey şey birikmiş. Ama yani hem nalına hem mıhına dedim sana, hatırlarsan. Hem nalına hem mıhına konuşalım. Olmaz. Eleştirdiğin insanlara benzemeyeceksin. Birini beka diye, beka üzerinden yerel seçim kampanyası yürütüyor derken diğerine oyuna gelme, oyunu bölme demeyeceksin. Eleştirdiğine benzemeyeceksin. Eğer oturalım doğru konuşalım. Herkes can dost. Herkes oturup iki yuvarlak çay içtiğinde uzlaşır. Ama lütfen aynaya bir bakalım. Demokrasinin bir tane tanımı var. Çok özür dilerim. Rica ederim. Demokrasinin bir tane tanımı var. Öyle Emre'ye göresi, Hakan'a göresi yok. Demokrasi tahammül ve tolerans rejimidir. Hoşgörü, toleranslı olacaksın. Senden olmayan bertaraf olmayacak. Peki, her şey çok güzel olacak mı gerçekten? Nasıl olacak? Seçim sonucu bekliyorsun? Yani çok alenen, biraz daha açılmış bir farklı seçim sonucu bekliyorum. Bu arada okuyoruz falan ya. Yani her şey güzel olacak kampanyası tutacak ve en az 25-30 bin oy farkla alacağını düşünüyorum Ekrem'in. Yani en azından gönlümden geçen bu.
doğruları söylediği için daha fazla doğru söylesin diye alması lazım bu oyu. Böyle diyenlere karamsarların dediği kalıp şeyi söyleyeyim. İktidar kaybedeceğini bildiği seçimlere girer mi? Girmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Zaten 23 Haziran artık girecek. Buradan bir kaçış yok. İptal falan beklemiyorsun. İnsanlar evde evlerinden kalkıp tatillerini bırakıp sandığa gitsinler yeter ki. Herkes aynı oranda sandığa gittiğinde bu seçim tescil edilmiş olacak. Ama tekrar bir tartışmayı söylemek isterim ki iki turlu hem cumhurbaşkanlığı hem dar bölge seçimi hem iki turluluk ilçeler de dahil olmak üzere seçiminde sistem olarak öneriyorum ve sonuna kadar da arkasındayım. Bu YSK'nın farkında olmadığı, kural ihlali yaptığı bu seçim aslında söylediğimin ne kadar gerekli olduğunun kanıtıdır. Çoktan aza düşürürsünüz, azın arasında da seçim yaparsınız. Madem böyle bir sisteme girdik, madem partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik, madem parlamento bütün yetkilerini devretti ve hiçbir etkisi yok. Sadece onama makamı. Madem kabine artık bizim seçtiklerimizden değil birinin seçtiğinden oluşuyor. Artık demokraside bir sıkıntı olduğu net. Dolayısıyla da artık yeniden tamam bu sistemi kuracak mıyız? O zaman nasıl geliştirelim? Bak YSK kendiliğinden kural ihlali ve anayasa çiğneyerek aslında iki türlü seçimin daha doğru olduğunu önerdi sanki. Peki. Şimdi açıkladığında da gerekçesini göreceğiz. Neyin ne olduğunu. Peki şimdi 2,5 ay önce burada konuştuğumuz eğer kazanırsam her şeyi bırakacağım 5 yıllığına bu işle uğraşacağım dedin. Seçim başka türlü sonuçlandı. Şu an neler yapıyorsun? Şu an işte tiyatroya devam ediyorum. Sezonu kapattık 2 gün önce. İşte bir canım İzmir'e gidiyorum 29'unda. Harika. 29 Mayıs önümüzdeki çarşamba İzmir'de turne var. İzmir'de Konak'ta AKM'de oynayacağız. Ondan sonra tatil. Yeni sezonda yeni bir sahnemiz var. Ataşehir'de 400 kişilik Watergarden yaşam eğlence merkezinin içindeki salonu aldık. Orada yapacağız. Bu 5 yıl içerisinde. Ne oynayacağınız belli mi elinde? Miloz Ekim Polisler diye bir oyunu var. Jules César oynayacağız. Bir yeni bir adaptasyonla niyetimiz o. Gene tiyatro gördüğün gibi politik bir iş zaten. Yani istediğin kadar şey, meslek değil sadece. Tiyatro onu anlatmak için meslek olan. Konu gayet yaşamsal. Çoklu hayatın bir parçasıyız hepimiz. Patates alırken siyaset konuşmuyorum bakkalla diyen bir tane bile memur var mı? 8 lira olmuş. 8 lira patates mi olur lan dediğinde direkt siyasetin içindesin. Yani, çünkü boğazından geçenle ilgili. Sakıncalı bir oyun daha gelecek onu anlıyorum. Sakıncalı birden fazla oyun gelecek. Orhan Veli yapıyorum. Süper. Orhan Veli bir garip Orhan Veli tek kişilik müzikal bir gösteri olacak. Bu 3-4 tane yeni oyundan. Gene stabil olmayan, çok politik de olmayan ama insanlara güzel hikayeler ve gerçek hikayeler anlatan bir tiyatro. Güzel. Devam edeceğiz. Bir şey daha soracağım son olarak ama ondan önce İyi Parti'ye gidip geliyor musun? Meral'le seçimlerden sonra görüştünüz mü? Yok, hiç görüşmedik. Çok yoğundu zaten. Ekrem Bey'in hakkının, hepimizin hakkının gelmesiyle beraber onlar sürekli Ankara'dalar. Muhabbetimiz aynı. İyi Partililik devam ediyor. İyi Partili değilim ben. Ben İyi Partili değilim. İyi Partili olarak. Adayı olarak bulundum. Tamam. Ben bir parti üyeliğim hiç olmadı benim. Tamam. Şu anda da yok. Tıpkı CHP'ye oy veriyordum, İyi Parti'den aday oldum. Arada bir fark yok yani. Hayır, bu yarın öbür günde başka bir şey oldu. Yani değişmez kırmızı çizgileri konuşmuştuk. Laik demokratik çağdaş cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılapları, muasır medeniyet seviyesi. Buradan yolu geçmeyen hiç kimseyle beraber hiçbir yola gitmem. Bunları konuşmuştuk. Merak eden 14 Mart yayınımıza bakabilir. Evet. 2 ay, 2,5 ay kadar Mart önce. Mi? 14 Mart'tı. Evet, öyle bir şey de yaptı. Yaptık programı. Şimdi bir de oyunlar derken herhalde günün birinde bir politikacının, bir belediye başkanının, belediye başkanı adayının adayını oynayacağım bir rol gelirse herhalde artık zaten iyi oynuyorsun, mükemmel. Daha önce oynadım zaten. Daha neydi, kimdi? Çok eski yani bir devlet başkanını oynadım. Çok sevimli değildi. Caligula oynadım. Bundan sonra herhalde başkanlarla. Caligula oynadım. Allah'tan herkes her söylediğimizi anlamıyor ama Albert Camus'un
Caligula'sı yani. İsteyen açıp okuyabilir. Kamiyo oynamıştım. Oynuyorsun zaten yönetici. Tiyatronun içinde bu var. Yarın bir gün Sezer koyacağım sahneye diyorum. Orada da yönetmen olarak koyacağım. Orada da bir sürü hikaye var. Hayatın içinde bu varsa biz varız. Bir gün ben de Türkiye'de Edison'un milletvekilliğini kabul ettiler biliyorum. Bu halkın ülkede başkanlıklar vesaire ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen oyuncu yönetmenlere de tolere göstereceğini, demokratik teamüllerinin buna uygun hale geleceğini düşünüyorum. Sadece vatandaşın değil, sanatçı eş dostumuzun. Çok güzel. Sözler de güzel, vurgular da güzel. Böyle bitirelim mi? Bitirelim. Peki, Emre Kınay'dı konuğumuz. Seçimlerden başladık. Seçim serüvenini bir kez daha değerlendirdik. Oradan günümüze hem siyasete hem sanata ve hayata geldik. Tekrar başka konuklarla yeni programlarda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.